tarafında VMware'den ilgili ESX sunucuları göreceğiz. Şimdi ESX'i zaten az çok mantığını siz Hyper-V'de ve VMware Workstation tarafında konuşmuştuk. Ne işimize yarar, sanallaştırmayı nasıl yaparız, nasıl yapmamız gerekir gibi şeylerden zaten bahsetmiştik. VMware Workstation kurulumu yaptığınızda normal bir makinenin üzerine gelip, örnek veriyorum, burası donanım katmanı. Şurası sanallaştırma katmanı. Operation System katmanı. Şurası Hypervisor katmanı. Şurası da üzerine kurmuş olduğunuz VM Operation System. Bunun üst tarafında da artık application vesaire gibi şeyler var. Normal şartlarda eğer siz ikinci katman bir sanallaştırma kullanırsanız, yani VMware Workstation gibi şeyler kullanırsanız, şu şekildeki bir katmanda çalışmak zorunda kalacaksınız. Donanım katmanı, onun üzerine bir işletim sistemi, onun üzerine bir sanallaştırma yapısı, onun üzerine sanal makineler ve onun üzerine de application katmanı. Bu tercih edilen bir yapı değil arkadaşlar. Sebebi de şu araya koymuş olduğunuz operation system'den ilgili bir problem doğarsa, bu otomatikman hem hypervisor'ı, hem hypervisor'ın üzerinde çalışan sanal makineleri, hem de application'ları etkiler. Bundan dolayı genelde kurumsal anlamda kullanabileceğiniz bir sanallaştırma mimarisi değildir. Bunun yerine siz gelip şöyle bir şey kullanırsınız. Bu bir Hyper-V olabilir, bu farklı bir ürün olabilir. Hyper-V olabilir. ESX tarafı olabilir. Şimdi burada da şöyle bir katman var arkadaşlar. Donanım katmanı. Üzerine hypervisor katmanı. Onun bir üzerine VM Operation System. VM'in ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Virtual Machine. Üzerinde de application katmanı gelir. Bunu kullanmanızın temel sebebi, aradaki operation sisteminden ilgili bir update vesaire gibi şeyler çıkarsa, bu dedik ki hypervisor katmanı ve üzerinde çalışan diğer katmanları etkileyeceğinden dolayı bu tavsiye edilen bir yöntem değil. İkincisi, arada bir operation system varsa sizin alt tarafa kadar erişmeniz, yani application'dan operation sisteme, operation sisteminden hypervisor'a, oradan operation sisteme ve donanıma gelmesi de haliyle uzun bir zaman alır. Ama şurada siz bu işlemi yaptığınızda hypervisor katmanı ile donanım arasında herhangi bir katman olmadığından dolayı otomatikman operation system üzerinde yaptığınız hypervisor'a, hypervisor'dan de donanım katmanına gider. Normalde biz biraz daha önceki derslerimizde ne kurmuştuk? Hyper-V kurmuştuk değil mi? Aslında bu da tam anlamıyla kullanmış olduğunuz bir tane layer 1 sanallaşma sistemi değil. Niye? Çünkü bunu zaten siz gelip ne olarak kurdunuz? Role olarak kurdunuz. Rol olarak kurduğunuz için bu eleman otomatikman bir operation sistemin üzerinde çalışıyor ve bu yapılarda kullanılan bir sistem değil. Bunun yerine demiştik ki siz gidip Hyper-V kurabilirsiniz. Hyper-V'nin kendi has operation sistemi var. Bunu kurup otomatikman şu şekli sağlayabilirsiniz. Donanım üzerine hypervisor katman. Ve bu şekilde aradaki paketlerin çok daha hızlı bir şekilde gitmesini ve aradaki operation sisteminden kaynaklanan problemlerden dolayı sizin hypervisor katmanının problem yaşamamasını sağlayabilirsiniz. Normal şartlarda hatırlarsanız demiştim ki eğer siz sanallaştırma mimarisini kullanıyorsanız sanallaştırma mimarisinde kesinlikle tek host kullanmayın. Bunun yerine minimum iki host kullanın. Niye iki host? Çünkü bu makinede bir şey olduğu andan itibaren buranın üzerinde yapılandırmış olduğunuz bütün yapı uçar gider. Niye? Hiçbiri cevap vermez. Bunun yerine gelip ikinci bir sistem kurup bu ikisi arasında bir cluster mimarisi oluşturabilirsiniz. Cluster mimarisi oluşturduğunuzda diyelim ki şurada bir tane makinanız var, şurada bir tane makinanız var. Bu makinanın bilgileri aslında bu tarafa da gidebilecek durumda olur. Niye? Çünkü araya bir cluster servisi kuruyorsunuz ve bu cluster servisi sayesinde bu iki eleman birbirinden haberdar oluyor. Birinin öldüğünü anladığı andan itibaren makineyi hop bu tarafa gönderiyor. Ya da burası öldüğü andan itibaren hop bu tarafa gönderiyor. Bunlardan uğraşmıyorsunuz. Şimdi
ESX tarafında eğer yapılandırma yapacaksanız sizin kullanacağınız ESX tarafında şu an içinki versiyonda 5.5'i kullanacaksınız. Son versiyonu şu an bu arkadaşlar. Sanırım update 2'si çıktı bunun. Şu an size getirdiğim sanırım 5.5.0 olacak. Bunun update 2'si çıktı. Update 2'sinde biraz daha ESX hataları fixlenmiş durumda. Şimdi bu yapıyı kullanırken kullanmanız veya makineye vermeniz gereken bazı kaynaklar var. Minimum, eğer siz bu makine üzerinde işlem yapacaksanız, ESX kurulumu yapacaksanız minimum 4 GB'lık RAM vermek zorundasınız. Eğer 4 GB'lık RAM vermezseniz ESX çalışmayacaktır. 5.1 ve öncesinde 2 GB'dan da çalıştırabiliyorsunuz. Yetenekleri fazla olduğu için 5.5'in burada otomatikman şunu yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buraya minimum 4 GB RAM veriyorum ve bunun üzerinde sanal makine kurmak istiyorum. Zaten mantıken şuradaki hostunuz RAM'den az değildir zaten. Niye? Zaten üzerinde makine kuracaksınız. Bu sebepten dolayı buradaki minimum muhtemelen 32 GB'dan aşağı değildir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü birkaç tane 1 TB'ını gördüm. 1 TB RAM. Yani 32 GB biraz sümük gibi kalıyor. Şimdi buradaki sunucuları kullanmanızın mantığı zaten sanallaşmada da daha önceden konuşmuştuk. Neydi? Maliyeti, yönetimi ve bununla ilgili giderleri düşürmekti. Bu sebepten dolayı biz gelip burada ESX yapısını göreceğiz. ESX yapısını görürken de siz zaten bunlar içerisinde eğer cluster yapacaksanız bunların kendi data store'larını kullanmayacaksınız. Yani kendi disklerini kullanmayacaksınız. Ben bu makineyi oluştururken bu makinenin, bu host'un kendine ait olan lokal diski üzerinde işlem yapmam. Niye işlem yapmam? Şu sebepten dolayı. Normalde şu diskin üzerinde sadece ESX çalışır. Üzerine yapılandırmış olduğunuz VM'ler arka tarafta bir storage'da durur. Şöyle bir storage düşünün. Bu storage'un bir bacağı buraya bağlıdır, bir bacağı buraya bağlıdır. Bunlar arasında cluster yaparsanız eleman otomatikman datayı yerip şuranın içerisine oluşturur. Buranın içerisinde oluşturduğundan dolayı bütün data aslında storage'in içerisindedir. Ama sadece burada çalışan işte CPU'sudur, RAM'idir. CPU'dan RAM'i çalıştırırsınız arkadaşlar. Onun dışındaki bütün kaynağı zaten storage üzerinden alıyorsunuz disk alanı olarak. Buradaki diskler zaten bildiğin 7200 RPM değil. Minimum 10.000 RPM, 15.000 RPM'dir. SAS'tır. SAS olabilir. Fiziksel fiber bağlantı yapmış olabilirsin. Bir de buradaki diskleri zaten sen tek bir disk diye kullanmıyorsun. Buranın içerisinde belki vardır 90 tane disktir. 96 tane disktir. 48 tane disktir. Veya 32 tane disktir. Bu diskler arasında örnek veriyorum. Diyorsun ki buradaki 6 parça disk tek bir tane RAID yapısı olacak. Bu RAID yapısını yapılandırıyorsun ve bunları üzerinde çalıştırıyorsun. Çok daha zor. Storage şöyle bir şey arkadaşlar. Arka tarafta şeylerin, hostlarınızın, fiziksel sunucularınızın giriş noktaları vardır. Bunları isterseniz siz SAS bağlantılarla yaparsınız. İsterseniz bunu fiber bağlantılarla yaparsınız. Bu tamamen size kalmış bir şey. Fiber Channel diye geçer. FC. Şimdi mantıken yani şunu kullanmak daha iyidir. Çünkü bunun hızı çok daha farklı. Aynen öyle. Yapınızda varsa bunu kullanırsınız. Yoksa da artık yapacak bir şey yok. SAS'ları kullanmaya başlarsınız. Şimdi böyle bir durumda dedim ki gelip arka tarafta storage'u kullanırsınız. Niye? Çünkü biz dedik ki cluster mimarisini oluşturuyorsanız arka tarafta bir storage'un olması gerekir ki bütün data bu storage'un içerisinde olsun ve buralar çalışabilsin. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam tamam biz buradaki ESX host'larını yedekledik. İyi hoş güzel. Burası 2, burası 1 diye düşünün. ESX host'um 1 ve de 2. Bunlar arasında bir sorun olursa bu adam bu tarafa geçiyor, burası da bu tarafa geçebilecek durumda. Ya benim storage'uma bir şey olursa? Onda da RAID yapmışsın bakalım. Niye kullandırmalı illa ki? Hiç öyle düşünme. Yani RAID'ini yaptığını varsayıyorum.
şartlarda eğer siz tasarım yapıyorsanız burada şunu oluşturduktan sonra bir tane de şurada yedek barındırırsınız. Bunlar arasında da yine cluster'ınızı yaparsınız. Bu datanın aynısını burada da tutar. Ulan mirror yani. Mirror düşünme. Burada bir şey olduğu andan itibaren bu buraya aktarır. İki tane bir cihaz arasında. Sonra iki cihaz. İki tane storage cihazından bahsediyorum. Yani iki tane. Hani şu onu diyorum. İki tane storage cihazı. İki storage. Bunlar arasında maliyet olmaz mı hocam? Eğer sanallaştırma yapıyorsan mecbur. Mecbur değil. Aslında datanın şeyine bağlı bir şey. Datanın maliyetine bağlı. Sen bir bankasın. Düşün sanallaştırma kullanıyorsun. Sisteminin gitmesi demek seni yerden bir eder. Hatta adamlar şunu bile yapar. Bunlar arasındaki switchleri bile yedekler. Host'u yedekledin, storage'u yedekledin, switch'i yedeklemek zorundasın. Onu Gökhan iyi bilir. DNS'i mi? DNS bir şey değil zaten. DNS'te mantık şudur. Zaten sen... Bak şimdi şöyle düşün. Senin şurada bir tane hostun var. Şurada bir tane hostun var. Şurada da bir tane hostun var. Geldim bunları. Şuradaki switch'e. Şuradaki switch'e bağladım. Bunları da arka tarafta şöyle storage'lara bağladım. Bunlar arasında şöyle bir bağlantı yaparsın. Daha sonra gelirsin, şu kendi arasında bir bağlantı oluşturur. Ki bunları zaten biliyorsun. Aynen öyle. Daha sonra gelirsin, şuradan şuraya verirsin. Şuraya verirsin. Buradan da gelir. Şuraya verirsin. Şu mimariyi tasarlamanız lazım. Eğer bunu yapmazsanız, örnek veriyorum. ESX'lerden biri patladı. Bunun yedeği otomatikman storage'dan buraya veya buraya gider. Şu patladı. Otomatikman aktarım buraya üzerinden gider. Şurası patladı. Sistem bunun üzerinden gider. Gider. O yüzden bu dizaynı iyi yapmanız lazım. Şimdi sen dedin ki, DNS'imi hocam ben şurada tutuyorum. Doğru mu? Şimdi ben burayı zaten cluster mimarisine almamsam böyle bir riski almam. O zaman sizinkiler Allah'a emanet yaşıyor. Ya o patlarsa ki inşallah öyle bir şey olmaz. Peki replike oluyorlar mı? O zaman sorun yok. O zaman cluster olmuyor. Zaten ben DSP burada primary'dir, öbür tarafta secondary'dir. O zaman enteresan bir yapı var sizde. Hocam ben şunu anlamıyorum ya. Mesela cluster diyoruz ya, cluster için bir servis ne servis? Microsoft tarafında yapıyorsan failover cluster'dır. Yani bu hani bizim gördüğümüz her rol için ayrı olan mesela kimisinde failover, kimisinde network'da yaptığın işleme göre kullandığın sistem farklıdır. Ama eğer sen örnek veriyorum Hyper-V tarafında cluster yapacaksan kullanman gereken servis cluster. Failover cluster. ESX mantığı tamam mıdır arkadaşlar? Dizayn yaparken bu noktalara dikkat etmeniz lazım. Hostunuza, switch'inize, storage'inize. Burası kesinlikle önemli olan noktalar. Şimdi dedim ki fiber channel'i kullanmak sizin için her zaman iyi olur. Çünkü bu vatandaşın üzerinden gelen giden data aktarımı çok çok daha hızlıdır. Örnek veriyorum yani şey gibi düşünebilirsiniz. Normal sizin disklerle SSD diskler gibi. Aradaki farkı hiç kontrol ettiniz mi bilmiyorum ama şunun üzerinden geçen data miktarı 200'den 220 arasıdır. Şununki 540'larda falandır. Ben o altındakini hiç 200'de görmedim. Maksimum 60-70 gördüm de 70'im biraz.
Şimdi arkadaşlar yapımızda gelip ESX kurulumu yapacağız. ESX kurulumunu yapmadan önce ESX'in nasıl bir şeyde çalıştığını söyleyeyim. Şimdi sizin şurada bir tane kurmuş olduğunuz ESX hostunuz var. Şimdi normal şartlarda siz buraya direkt bağlantı yapıp konsol arayüzünden burayı yönetemiyorsunuz. Bunun yerine arada sizin bir tane duruma göre değişir ama vCenter'ınız olur. Bahsettiğim şu vCenter farklı bir şey. Ondan bahsedeceğim şimdi. Ama şu an yanımda değil. Var. Yarın getiririm. Lafa başladığınızda da dedim ki şu vCenter o değil. Şimdi düşünün ki sizin bir tane zaten ESX'iniz varsa vCenter'la işiniz olmayacaktır. vCenter'ın yaptığı şey birden fazla ESX sunucunuzu merkezi bir noktadan yönetmeye yarar. Hatırlarsanız demiştim ki eğer Hyper-V kullanıyorsanız da System Center Version Machine Manager diye bir şey var. İşte şu System Center Virtual Machine Manager'ın Hyper-V tarafındaki VMware tarafındaki eşdeğer noktası vCenter'dır. Amacım birden fazla ESX hostunu yönetmekse, bunlar arasında cluster mimarisini oluşturmaksa, bunlar için oluşturmuş olduğum data store'ları yönetmekse, arka taraftaki distribution point'leri yönetmekse, buradaki template'leri yönetmekse benim buna ihtiyacım var. Ben bunların hepsini şuranın içerisine alıyorum. Buranın üyesi haline getiriyorum. Daha sonra diyebiliyorum ki arkadaşım sen şuradaki makineyi al şuraya taşıya. Ya da buradaki data store'u al şuraya taşıya. Beğenmedin al buraya taşıya. Bunların hepsini şundan yapıyorsunuz. Çok daha gelişmiş arayüze sahiptir. Buraya bağlanacak kişilerin kimler olduğunu belirtebiliyorsunuz. Hangi yetkilerle bağlanması gerektiğini söyleyebiliyorsunuz. Buraya bağlandıktan sonra ne işler yapması gerektiğiyle ilgili permission tanımlaması yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini vCenter üzerinde yapıyorsunuz. Normal şartlarda sizin son kullanıcı olarak ESX yönetimini yapabilmeniz için vSphere Client diye bir şey var. Bu ara program sayesinde eğer yapınızda vCenter varsa vCenter'a bağlıyorsunuz. vCenter yoksa otomatikman ESX hostunuza bağlanıyorsunuz ve burada makineleri yönetmeye başlıyorsunuz. Aslında mantık burada çok basit. Son kullanıcının baktığı, uğraştığı yer vSphere Client, vSphere Client vShare'e bağlanırsa, eğer vCenter yapınız varsa vCenter'a bağlanır. Yoksa da ESX hostlarınıza bağlanır ve ona göre yönetimini yaparsınız. Önce bir tane ESX'imizi kuralım. Daha sonraki durumlarda eğer ihtiyaç duyarsak vCenter kurulumunu da size gösteririm. Nasıl yapıyorsunuz, neler dikkat etmeniz lazım gibi şeyler. Şimdi geldim buradan diyorum ki File New Virtual Machine. Burada şeyin içerisinde yoktu herhalde, var mıydı? Bir saniye bakayım da. Ha, burada varmış. Eskiden burada typical içerisinde yoktu. Custom'ın içerisine gidiyordunuz. Eğer eski VMware Workstation'larda uğraşırsanız gidip Linux 2.6'nın üzerine kurmanız gerekir. Bilginiz olsun. Çünkü VMware'in kendi çekirdeği Linux çekirdeğidir. Şimdi geldim dedim ki typical next işletim sistemini sonra göstereceğim. Next neyi göstereceğim? Bakın bu sefer yapı değişti. Niye? Çünkü eleman şurada zaten size direkt VMware ESX'i çıkarmış durumda.
bakarsanız eleman direkt bunu göstermiyor. Bunun yerine girip custom'dan işte oradan Linux'un hangi versiyonu vesairesini seçmeniz gerekiyor. O gibi ayarları yapmanız gerekecek. ESX dedim. Next. İsmi ne olsun? Diyorum ki host 1. Next. Tek parça halinde tutsun. Haydi 100 GB olsun. Next ve de finish. Bakın yaptığınız gibi minimum adam zaten 4 GB RAM verdi. Daha sonra gelip diyorsunuz ki editör sürmesi settings noktasından benden almış olduğunuz ISO'yu gösteriyorsunuz. Sonra okey diyorsunuz. Şuradaki network adaptör noktasında şuraya gelin. VMnet 2'ye çekin. Başlatın gitsin. Şimdi eleman diyor ki arkadaşım sen bu makineyi başlatacaksın, iyi hoş güzel de ben bu makineyi başlatırken kurulumdan mı başlatayım yoksa lokal diskinizden mi başlatayım? Herhangi bir işlem yapmazsanız 10 saniye içerisinde otomatikman kurulum dosyası açılır. ESX'in kurulumunu başlatacaktır. Zaten karışmadık. Otomatikman başlatıyor. Tarafa bakarsanız zaten kurulumun noktasını size gösteriyor. Kurulumu tamamlama noktasını. Biraz hızlı kurar ya. Şu üst tarafta da VMware World ESX 5.5'i çalıştırırken kullanmış olduğunuz CPU ve RAM'i gösterir. Buraya baktığınızda da zaten CPU ve RAM'inizi görürsünüz. Paylaşılmış bir internet olduğu için. Şimdi gitmiyor. Normal şartlarda müfredatta şunu söylüyor. Sadece kuruyorsun, içinde makineyi gösteriyorsun, ESX bitiyor. Makineyi gelip şunun içerisinde oluşturacağız. Ne oldu ya? Yok patlamadı.
Enter tuşuna basıyorsunuz. Eğer devam etmek istiyorsanız da kuruluma eleman enter diyor. Enter'ı tıklıyorsunuz. Eleman lisans sözleşmesinden bahsediyor. Eğer lisans sözleşmesini okuduğunuz herhangi bir yerinde bir tıkanıklık olduğunu gördünüz. İsterseniz EST tuşuyla beraber kabul etmeyip deyip kurulumu iptal edebiliyorsunuz. Eğer F11 tuşuna basarsanız o zaman buradaki sözleşmeyi kabul etmiş oluyorsunuz ve devam ediyorsunuz. F11 dedim. Normalde kurulumu yaparken makinenize bağlı storage'tan almış olduğunuz diskler olabilir. Bir de makinenin kendi diskleri olabilir. Makinenin kendi diskleri zaten lokal yapı içerisinde bulunur. Bizimkine baktığınızda 100 GB olduğunu görürsünüz. Zaten bunu biz vermiştik. Bazı durumlarda siz gidip storage'tan bu makine için disk tanımlamaları yapmış olabilirsiniz. Onları da burada görebilirsiniz. Eleman diyor ki, arkadaşım ben bunun kurulumunu yapacaksam bunu lokal diskin üzerinde mi yapayım? Yoksa remote taraftaki X bir storage'in içerisinde bana ayırmış olduğun alana mı yapayım? Bizde zaten sadece şu an lokal var. O yüzden lokali seçiyorum. ESC'ye basarsanız iptal etmiş olursunuz. F1'e basarsanız şuradaki yapıyla ilgili detaylı bir bilgiyi görürsünüz. İşte disk boyutlarını vesairesiyle ilgili. Belki herhangi bir sebepten dolayı bu makineye assign edilmiş olan bir tane disk vesaire vardır. Ama şu an için görünmüyor olabilir. F5 yaparsanız otomatikman paneli güncellemiş olursunuz. Bu otomatikman arka tarafta bana bağlı olan veya benim uzaktan almış olduğum disk var mıdır yok mudur bununla ilgili incelemeleri bakıyor. İnceleme sonucunda tekrardan size bu görüntüyü veriyor. Eğer işlem tamamdır diyorsanız da lokalin eğer uzaktaki bir storage üzerinden bir şeyler almışsanız da orayı kurmak istiyorsanız da onun üzerine gelip ok işaretlerinden yukarı aşağı yaparsınız, seçersiniz ve enter tuşuna basarsınız. Şu an bizde zaten bir tane olduğu için enter tuşuna basıyorum. Buradaki de ESX kurulduktan sonra siz panel arayüzünü yapılandırırken kullanması gereken klavye dilinin ne olduğunu söylüyor. Ben diyorum ki Türkçe'yi seç. Sadece klavyeyi bana Türkçe kullandıracak. Yoksa işletim sistemi Türkçe vesaire diye düşünmeyin. Geri gelmek isterseniz F9'a basarsınız. Devam etmek isterseniz Enter'a basıyorsunuz. Enter dedik. Eleman diyor ki root password'u ver. Şimdi normalde siz ESX kurulumu yaparsanız nasıl ki Microsoft tarafında server'ı kurduğunuzda administrator diye bir account veriyorsa ESX kurulumunda da root account'u default'ta gelen account'tur. Ve buna kompleks bir password vermek zorundasınız. Ben yazıyorum psbuild password 1 dedim. Devam etmek için enter'a basıyorum. Arkadaşım, internetin olmaması bir enteresan. Yani.
için F11 yapıyorsunuz arkadaşlar.